Bayraklarını dalgalanıyor. Vakti geldiğinde efsanenizi bitirir, destanınızı yazarız. Tamam kanka, ya, yaparsın ya. Tamam. Ünlü değil mesela beyler, atmışsın. Yani ünlüler denildiği zaman insan en azından ünlü olmalarını temenni ediyor. Bir 45 yaşında matematik öğretmeni falan bu kadın. Oo. Heyecanlıyım, sabırsızım çünkü kazanmayı çok özledim. Ya bak, Survivor'a gidecek adam, herkese diyorlar ki sert bir poz ver değil mi? Sert bir poz vermen lazım. Şunu yapma. Hani işte parkur. Her şeyin sonunda kendi... Acun ünlü diye ne kadar Fenerli varsa kamyona toplamış götürmüş. Ben abi, ben Acun Ilıcalı ile aramıza çık işte. Ama benim adam çıktı. Bu adamı çok ben... Bu adam, adam klarnet mi çalıyordu? Herkes çok uçtu. Ya hadi bir defolun gidin ya. Hadi bir defolun gidin ya. Al Elif mesela, kim bu abi? Nereden bileyim ben bunu? Çok haklı başladı yalnız cümleye. Beni yeteri kadar tanımadınız dedi. Harbi tanımıyoruz. Eyvallah. Hiç alakam yok. İlk, hayatımda belki de ilk kez gördüm böyle bir adamı. Kimsenin... Ana! Yalandan BJK'li adam da var lan. Uzadaya giderken... Papazın başı. Baş papaz. Üf üf üf. Her hafta bir diskalifiye olur bu adada. Bak ben sana söyleyeyim. Acun yapma bu Survivor'ı. Şimdi herkes arkasına yaslansın. Bismillahirrahmanirrahim. Kıskanılan kraliçe Domini'yi sallasın. Ya beyler, rüyamıza girer. Böyle şeyler atmayın ya. Ödüm patladı ya. Yeni bir hedef. Hossiktir. Ana. Yeni bir şampiyonluk bizi. Gözleri birbirine çok. Acun yapma bu programı. Durmadan. Oğlum bu adam ünlü lan. Selena'nın öğretmen. Turabi ile finale kalmışlardı. Turabi höt zöt kabadayı olduğu için, bizim ülkenin sevildiği için o kazanmış. Ana avrata küfür etmiyor diye Survivor kaybeden adam. Düşünsenize, evrimsiz bir All Star olur muydu? Olurdu gibi geldi. Kim bu? Evrimsiz bir ülke olurum. Bilimin ışığından gitmeye devam edin. Devam edelim. Ve yukarı bakmaya devam etmeliyiz. Ben buraya basit ne değil. Yarım kalan bir işim ve görülecek bir hesabım var. Ha, çok kötü takım ya. Bu ne abi? Öbür takımın yanında bunlar. Bu takımları Acun mutlaka karar. Bu takım biraz osuruk olmuş. Yes. Bu kız da o seneden. Acun o seneki takımı komple almışsın hacı. Fazla tamam, öyle olsun. Laflara gerek yok. Bu da mı o senedendi lan? Komple toplamışsın ya Acun. Tek bir hedefe gidin lan. Şampiyon olup kupayı almak. O az önce de vardı. Öbür takımda da vardı bu. Farkı mı? Tranquilo. Daha son oyun var. Herkes bir sakin olsun diyorum. De. Oğlum mesela bana biri dese ki, tamam mı? Tranquilo, baba kilo. Sakin o. Ne diyorsun lan sen derim? Ne diyorsun lan sen derim? Yani mesela şöyle adaya giden bir adamın Survivor'ı kazanma ihtimali var mı? Herkes klip çekti. Kemik kırmaya geliyorum. Götten kan almaya geliyorum. Bekle beni Dominik. Ananıza dalmaya geliyorum falan diye klip çekiyor bunun klip. Baba, tranquilo, Göto Çeko. 2-3 tane Acun medyadan eksik kapatsın diye orada işte getiri götürü yapan kız arkadaşımız da katılmış. Ana, bu şeydi lan. Ne saçma vücut yapıyorsunuz Survivor'a gideceğiz diye. Şu vücutla hangi parkurdan geçeceğim? Parkura sıkışır kalırsın ya. Bu arada bu şu ana kadar hep İstanbul Türkçesiydi. Bir tane şiveli atmış Acun. Hiçbir şey olmaz dayı senden. Dayısın çünkü, adı üstünde. Sana bir saygı duydum mesela. Saygı duyacağım kadar yaşlı adamsın. Ne çekiyorsun sen de, dizimi çekiyorsun, devri devranı söndürürüm. Hindistan cevizi yiyip parkurda aşağıdan geçeceksin ya. Rolünü büyütme ya. Tamam, sana da dizi yazacaklar iki tane ya. Aa, iyidir. Bu kimdi lan? Anladım. Neyse devam. Uyuz olduğum kız. En sevmediğim adam bak. Hayatta en sevmediğim adamı göstereyim mi sana? Taner Tolga tarlacı taklidi adam. Değil bir mi? Hayatta bir adam kendi olacak ya da olmayacak. Taner Tolga tarlacı taklidi olupmakla meşhur olunur mu ya? Vay, devri devranınızı şey yapmaya gidiyor. Devri devran abla. Vay kral. Bir buncuyum bu sene, bir de buncuyum. Avatar Atakan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ay Acun baba, özlemiştik bu tipi. Şimdi bu adam Ulstie nasıl buradan direkt İngiltere'ye mi uçuyor maçı izlemeye? Tak geliyor buraya, oyun mu yönetiyor? Oğlum bu adamın hayatı ne zor lan. Bu kadar şaşırıyorlarsa banko pirinç veriyor mesela. Aa!
Çolan. Amına koyayım yalandan. Çok acıktık ya. Bir saat oldu. Çok da ya. Şey vardı ya be. Açlıktan 45 gün geçirmişler. Mideler sırta yapışmış. Ödül 3, 2, 1. Colgate diş macunu. Ananı sikiyee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 
lan lan. Lan versene bir tost yaptır lan çift kaşarlı bir tane. Ne sikerim dişini tarağını. Oha Nagihan'ın fizik ciddi miydi lan? Altıma sıçtım ya. Oğlum yandaki adamdan iyi lan. Bizi tek yumrukla bayıltır lan Bihter'i. Bihter miydi? Neydi bu çocuğun ismi? Bayağı sert oldu. Bayağı sert oldu. Acun şey demiş. Bu sene ev yok. Aaa siktir. Geçen sene Toki'ye girmiştik burada. Oha. Yalandan sakattık. Gidelim. Nefret edelim. Ahmet abi geldi gitti bir. Yine geldi. Abi hey, sen ne sakatlanıyorsun? Omuzu çıkmış takarlar. Survivor gurmesi. Çok haklısın. Çok büyük bir hata yaptım dedi. Ama Barış'a laf sokarak benim yani benim durumu da kızım sen de bir senedir Türkiye'desin aktif şekilde. Yani 2-3 tane de sevgilin oldu Türk. Bu artık cümle kurma işini aşalım ya. Bu Alex de Souza sendromunu aşalım ya. Yani orada kız sana badır 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 10 tane laf sayıyor. Sen de ikinci cümleni kurabil gülüm ya. Kafandan geçir onu yani. O cümleleri kafada otoparla artık ya. Bu da Asu daha önce çalışanlardan içecek çalmış biri mesela. Böyle bir düşünceli bir ortaya çıktı bir de. Bu mu? Aynen. E ben mütasip bir ailenin çocuğuyum falan diyordu. Ne çalmıştı Gökhan abi? Bu. Alkol mü çalmıştı? Bir şey çalmıştı. Seks sahnesini geçiyordu bu. Hırsızlık sahnesinde duruyor muymuş? Diriliş Osman'da oynadı. Diriliş Osman olarak. İndiriş Osman'da oynamış bu Diriliş Osman. Niye o alkolleri çaldı mesela? Götürüş Osman'da oynamış bu. Önemlisi de şu. Bir karar alınıyorsa... Nagihan'ın suratı bir durdurup baksana o konuşurken. Herkes içerisinde karar almalı ki. Bak böyle bir Nagihan içinde. Saç konuşurdu ya. Bu sefer başka. Arkadaşlar. Paket açınca herkes burada. Yalan el bağlaması yaptı gördünüz mü? Ama sürekli Barış'ı yazan bir kitle var mesela. Nagihan'ın ellere bakın. Vücut dili uzmanıyım. Nagihan'ın ellere bakın. Söyledim. Diyorum ki Barış diyor ki beni neden yazdığını bilmiyorum. Belki de o da Barış'ın içinde. Bir eliyle diğer elini kavruyor. Sanki hırsızlık yapmaya çalışan elini diğer eliyle tutuyor gibi. Evet. Müthiş bir analiz geldi Hasom'dan. Hırsız Nagihan. Zaten devamını getiririm. Yani kalkıp da onu yaparım, bunu yaparım dedikten sonra yaparım ben. 10 metre ileriye ev yapmış kendine. Dedim ki... Hala ev anlatıyor adam. Adam seni gömdü be amına koyayım. Ne emlak bağımlısıymışsın ya. Canlı canlı gömdü adam seni hala ev anlatıyorsun. Git siklerin 30 metre ileriye kuran endeğini, kazanı, amanı 30 metre yana koy ya. Evrim'in tişörtte yazanı gördün mü sen? Sonra da, acaba yeri alsana bir. Heh. Ciddi mi bu tişört? Ansu Fati mi? Fati? Ahmet hala olayın etkisinde lan herhalde. Köşede oturuyor. İnşallah kimse bana bir şey sormaz. Sakat Nagihan'a bak diye Anıl'a bak. Karşılıklı kudurtucu mattayız lan. Anıl biz kafa çıktı. Kapat benim sakatlığıma dalga geçme hala. Oğlum bu ne lan böyle deliler köyü gibi. Aa korkunç bir adı olmuş lan bura. Biri de orada sürekli bağırıyor. Baksar! Baksana! Deli adası lan bu. Bak abi. Evrim sayıyı alacaksın. Abi fake yapıyor. Fake var mı? Boş var tabii. Var tabii lan fake. Fake nasıl olmasın ya? Ya fake nasıl olmasın ya? O zaman keçi gibi tokuşun abla ya. Bu ne demek ya? Gezal çalınmayınca salay. Kermi salay. Fake atıyor. Fake var mı? Olur ya. Barış yemek köyü yemedi mi? Bence de çok enteresan. Bu konuyla ilgili tabii ki bir yaptık. Size şöyle söyleyeyim. Barış
Yemiş. Bak Barış'ın surata bakınca ne görüyorum biliyor musun? Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Nasıl olur ya? Barış yemek çocuğu. Yani ben ona şeyim. Barış da yemedim. Bak Barış yemiş. Bir de kef kef bütün gece geğirmiş. Yani milleti rahatsız etme seviye yemiş. Öyle diyeyim size. Sevmemiştir. Arkada bak gören oldu, ben yemedim. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Nasıl olur ya? Barış yemek çocuğu yemedi mi? Bence de çok enteresan. Bu konuyla ilgili tabii ki... Bak size şöyle söyleyeyim, hatta Barış büyük ihtimal... Adem büyük ihtimal Barış'tan çalmıştır. Yani önce Barış çalmıştır. Adem hepsini Barış yemesin diye çalmıştır. Yani Barış o kadar yemiştir. Bir yaptırım yapmak zorundayız. Azıcık daha var önümüzde. Beni... Gözlük ne? Yazacağın kağıda Sude ya. S-U-D-E ya. Ne gözlüğü ya. Ne yaptın? Trigonometri mi çözdürüyorlar sana? Sude yazacaksın ya kağıda. Gözüm kapalı sabaha kadar Sude yazayım kağıda ya. Yani burada zaten beni sivilde tanıyan yakın arkadaşlarım, ailem, sevdiklerim, beni sevenler bilir. Sivilde tanıyan da askeri burası. Sivilde tanıyan diyor. Murat Yüzbaşı geldi, döldürüyordum lavu. Bağırıyor bana lavu. Şimdi oyuna diyor Murat Yüzbaşı. Yüzbaşım dedim, sigara bitmeden dedim. Kapısına vurduğum gibi. Anıl dedi, sen bizim askerliği yakarsın. Öğretmiyorum zaten. Burada da insanlar öğrendi. Hikmet attı bir! Hikmet! Koşo. Yapmıyorum bunu. İnsan gibi seviniyor madem. Tebrik et. İnsan gibi seviniyorum. Hiçbir şeye gelmiyorum be babam. Ben daha ne yapayım? Harbi 10 yaşında kafaya plastik top gelince benim beyindeki son hücreler. Yaptığım şey nasıl başladı? Kim şampiyon olur? Ogeday. Ogeday, Avatar, Anıl'ı son 4'te görüyorum ama sonrasını göremiyorum. Halk. Bakalım hani hangi özelliklerine tutulup diğerine oy basacaklar? Yani o son, onları sonuçta görüyorum da orada ne yapacaklar onu göremem. Ben mesela Avatar'a takancıyım ama. Mesela Anıl çok iyi yarışmacı olarak ama böyle bir şey yok. Parlayamıyor çocuk. Oldu orada ama tabii ki platformdan denize de atladıklarında dengeler bozuluyor. Aaa! Aaa! O da vuruyor! Yuh! Yuh sana be! İlk bu mu yapıyor? Ya bir şey söyleyeceğim Acun Medya. Adem'e verin direkt kupasını gitsin. O yayınladığınız ilk fragman neydi ya? Atakan'ı şeytanlaştırma işiniz neydi? İnsanları sokağa dökmeyin ya. İnsanları sokağa dökmeyin. Atakancılar evi de zor tutuyorum ya. Hasan Üstad'ın algı, gibi arbasına kalkar. O ilk fragman algısını kim yaptı? Adem Kılıççı'nın fan kadrosu mu yaptı? Hepinizi kınıyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kınıyorum. Yürekten ve kalpten kınıyorum seni Acun Medya. Aa, kaçıncı tekme bu? Dur, kızarsın, bağırırsın, çağırırsın. Sen de ben aynısını yapsan. Hayır, neyin arkasından tekme vururuz? Şey yani eşek değilim, at değilim, katır değilim. Tekme deme. Yap. Tekme vurmadın mı? Ne yalancı adam ya. Abi bu adam niye böyle bariz yalan söylüyor? Buna çok üzülüyorum ya. Düz hani... Durduk yere yalan söyleme işine çok sinirleniyorum. Gör, herkes izliyor mesela. Sizin gibi çakal değilim. Çakal. Senin gibi ne demek o ya? Ne biçim konuşuyorsun? Çakal anlayamam. Çakal anlayamam. Berkan'ıma bak. Bir oy da Berkan'a attın lan. Sen hiç boşnak böreği yedin mi? Sen hiç boşnak böreği yedin mi hadi? Survivor'da Atakan'ın elenme işi ne? Bu ülkeye bir ders daha verdi. Kimi aday çıkarırsak çıkaralım, kesin bu sefer biz kazanıyoruz seçimi diye düşünmeyin. Hala Ademciler var sokakta. Çok iyi bir aday bulunması lazım.
Acun Ilıcalı Türkiye'ye çok ciddi bir ders verdi. Gerçek anlamda yürekten teşekkür ediyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Sokakta ademci dolu beyler. Sakın bu halkı hafife almayın. Doğru düzgün bir aday bulmamız lazım. Abi o Geday da elendi. Elenir oğlum, elenir. Elenir. Köylüyüz biz, çobanık biz diye sürekli 24 saat kendini mağdur etmeyen adam elenir. Çobanık biz, köylüyük biz. Bana karşı operasyonlar var. Karşı takımdan bana şey yapıyorlar. Herkes bana düşman. Tekim. Bana karşı birliksiniz. Bana karşı dolmuşsunuz. Hırsızlık yapıyor adam. Yemek çalıyor. Diyor ki şöyleydi böyleydi. Yani mağdur. Yemek çalıyor mağdur. Tekme atıyor mağdur. Elenir. Hepsi elenir. O Geday da elenir. Atakan da elenir. Kitle bu olduktan sonra hepsi elenir. Abi Berkan elendi. Beyler her gün Survivor'da iyi birinin elendiğini yazıyorsunuz. Kafayı falan bir gün iyi vereceğim ya. Amına koyayım, o güzel insanlar güzel meşalelere binip gittiler ya. Ya Acun Ilıcalı harbiden yapma abi. Her şeyi de halka sormayalım ya. Bunun sistemini değiştirin abi. Mesela halk %50 etki etsin de %50 de kendi oynadıkları oyun moyun etki etsin ya. Kimler kaldı şimdi Survivor'da beyler? Ya kazanacak adam belli de. Ben hala Nagihan'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Nagihan var. Nisa var. Adem var. Hikmet, Hikmet, Ayşe. Ayşe daha duruyor mu lan? Ayşe'yi adada unutmuşlar. Ayşe mi? Ayşe Batuhan. Ya Adem oturuyor finalde de. Yanında kim oturuyor işte, mesele o. Abi. Survivor finali var. Dur ona da bir şey yapalım. Arkadaşlar, oylar Nisa'ya. Nisa'yı oy olup yağalım. Gerçi alkolik de Nisa'yı tutuyormuş. Biraz ben Robin Hood yazan Adem'in abisi saflarına geçmek üzereyim ama şimdilik Nisa'dan devam. Nisa 18.90 mıydı? Nisa yazıp 18.90'a gönderin. Nisa'cığım bu gece mi bitiyor bu iş? Benim boyunca bir yandan 18.90'a Nisa yazalım. Peki seçimlerin provasıdır bu.